Bunu da son seçenek olarak eklemek istiyorum. Bu da en kalın sünger gibi, mantar gibi olan yapıştırma kağıdımızdı. Bu da eksik kalmasın. En azından nasıl göründüğüne bakalım. Şimdilik seçeneklerimiz bunlar. Bu boyaların üstünden şu an 4-5 saat geçti. Kurumasını bekledim ki nasıl temizlenecek ona bakacağız. Bunu çocuk odası için gösteriyorum ama başka alanlara da uygulayabilirsiniz. Çocuk odasında da neler yapacağız? En son ona değindikten sonra videomda zaten birçok soruya da cevap bulmuş olacağız. Şimdi temizliğimize geçiyoruz. Temizlik için cif, bulaşık bezi ve ıslak bir beze ihtiyacımız var. Islak bezle hangileri siliniyor ona bakacağız. Cifle hangisi çıkıyor ona bakacağız. Tiner hangisine fayda ediyor ona bakacağız. Ondan sonrasında da zaten hangisine karar vereceğimizi seçeceğiz. Çocuk odasındakini karar vermek diğerlerinden farklı olacak. Mesela bir salona, oturma odasına, yatak odasına, mutfağa farklı bir şey yapabiliriz. Okey. Ama çocuk odası için kalkıp ben bunu kullanmam dediğim boyalar var içerisinde. Çünkü çocuklar yerde oynuyorlar, duvarlara elliyorlar, daha sonra ellerini ağızlarına sokuyorlar. İşte o noktada o kimyasala ben orada karşıyım. Onun için olabildiğince dikkatli sonuçlar çıkartmak istiyorum. Olabildiğince sağlıklı sonuçlar çıkartmak istiyorum. Her zamanki dediğim gibi evet o boyayla her zaman her yer her şey boyanabilir ama bazı yerlerde kullanılmaz. Kullanmak da istemem açıkçası. Önermek de istemem. Şimdi bunlara örnek olarak size birçok örneği sundum. Şimdi temizlemeye geçelim. Bitsinler alıp geliyorum. Evet. Bezi ıslattım. Öncesinde boyalarımıza yakından bakalım arkadaşlar. Daha sonra da flaşı açarak yani buraya ışık yansıtarak bakacağız. Şu an Rich'in gümüş rengi, yaldız boya, ayna efekti, sprey boya, sarı yaldız boya ve kadens altın. Bunu iki kat geçmemiz gerekiyor ki içini doldursun. Çünkü içindeki elementler bu şekilde pütürlü pütürlü, bazı yerlerde az, bazı yerlerde çok oluyor. Şimdi ikinci sıramız sünger, rich boya ve sünger kadans boya. Süngerde mesela bu alanları daha çok doldurdu. Şöyle göstereyim. Boyama ve sünger. Süngerde biraz daha böyle pıt 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 bastırmış gibi görünüyor. Üçüncü sıramız siyah karton yapıştırmamız. Ben şu an hepsini çok asimetrik kesmediğim için, pardon, çok simetrik kesmediğim için böyle bir yıldız. Daha düzgün kesilebilir mi? Evet, kesilebilir. Diğeri en ince olan, parlak görünümlü yağlı kağıt gibi olan kağıdımız. Diğeri karton, şu karton renginde olan. Bu da yumuşak, bu şekilde mantar gibi, sünger gibi olan kağıdımız. Diğeri dolma kalem, yani onların içine kendiniz de boya doldurabilirsiniz. Akrilik kalem, yine kadans ve rich gibi akrilik kalemdir bunlar. Duvar çalışması yapacağım için almıştım. Sarı rengi ve normal bir çalışma. Yine akrilik kalem. Bunların şimdi silinmesine bakalım. Bir ıslak mendil alıyorum elime. Yani ıslak bez, pardon, mendil değil. Bu ıslak mendille çıkan bir boya var mı ona bakalım. Rich'i siliyorum. Şu an
Hiçbir şey çıkmıyor. Pardon, flaşı açıp da gösterecektim bir de size. Onu unuttum. Işık yansıyorken bakalım. Şunu silmiştim, o yüzden biraz ıslak oldu. Rich çok güzel parlıyor. Çok da güzel bir gümüş rengi var. Yaldız boya. O da çok güzel. Işık yansıdığı zaman. Ayna efekti. Sprey boya. Yaldız boya. Kadensin. Şöyle sallayayım ki yansımasına bakalım. Altın rengi. Süngerdeki görüntü de bu şekilde. Süngerde boyayı çok dolgulu bir şekilde oraya aktardığı için evet çok güzel görünüyor. Ama işte süngerinde bu sorunu var. Çok düzgün bir kenar elde edebileceğinizi düşünmüyorum. Karşıdan bakınca hangisine ışık yansıtırsanız onun görüntüsü değişiyor. Diğerleri zaten kağıttı. Karton kağıt ve yapıştırmalar. Bunlar da akrilik boyalar. Şimdi temizliğimize geçelim. Flaşımız açık kalsın ki o parlaklığı veya sorunu görebilelim. Siz burada hangisini yapmak istiyorsanız ona göre görüntüden seçebilirsiniz. Bu da sizin için kolay olur. Bezi normal lavaboda suya tuttum ve sıktım. Nemi o şekilde şu anda. Rich ıslak bezle silinmiyor. Ve o yüzden güzel bir sonuç. Yaldız boya ıslak bir bezle, evet, silinmiyor. Hepsine de bakalım. Şimdi buna şöyle bakalım, pardon. Hem lekesini görelim ne kadar ne çıkmış. O da ayrı bir şey. Şu an bunda hiç çıkan bir boya yok. Yaldız boyada bastırıyorum arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yaldız boyada çok çok az bir leke var. Ayna efektinde ayna efekti böyle bir sonuç çıkartıyor. İnşallah görünüyordur. Sprey boyada evet bu şekilde bir görüntü çıkıyor. Çünkü bu şimdi bir kez silindi, üç kez silindi, beş kez silindi derken bu azalacak. Yaldız boya. Yaldız boyamızın sonucu çok fazla çıkmadı. Kadans boya. Bu da çok az bir yaldızı buraya çıktı. Şimdi zaten bu Rich'le Kadans'ta onu silmeye gerek yok. Bunlar yapıştırmaydı. Akrilik kalemleri deneyelim. Akrilik Paint Marker diye geçiyor bu kalemler. Kendiniz istediğiniz boyayı dolum yapabiliyorsunuz içine. Bu çıktı. Şimdi bunu en azından ıslak bezle, hiçbir şu anda bezde bir deterjan yok, silebildiğimizi gördük. Bu kalemin içine kadens veya riçle doldurursanız o da bu sonucu verecek. Hepsi de çıktı. Şu an hiçbir şey kalmadı. Akrilik boyalarla boyayıp daha sonra resmi değiştirebilirsiniz. Yine aynen bu da silinecektir. Bunun boyası da evet siliniyor. Ama mavide bakın böyle bir sonuç çıktı. Aynı bölgeye defalarca silsem bile şu an artık daha fazlası geçmiyor. Burada deterjana ihtiyacımız var. Bunu silemedik. Bunda kalemi farklı olduğu için kalemimle
içeriğini şu an bilemiyorum. Yabancı bir marka olduğu için, o yüzden bununla beraber hiç kafanız karışmasın. Şimdi deterjan yapalım. Cif döküyorum. Şu an sarı cif var elimde. Rich'in gümüş rengini siliyorum şu anda. Çok az yerlerde evet silinme oldu mu? Oldu. Ama metalik şeylere deterjan koyduğunuz zaman onun metal özelliğini bozar. Şu an bunun görüntüsünü de hala parlak tutmasının sebebi içeriğindeki metali iyi olması. Bunu bu şekilde silmeye devam ederseniz biraz üzerinde uğraşıp, şu an bezim de penye bir bez olduğu için daha şey yumuşak. Yani neye ihtiyacımız var? Süngere ihtiyacımız var. Onunla zaten diğer yerleri de çıkar. Buna cif yapalım. Geri kalan şöyle göstereyim ne kadar çıktığını. Panya bezle sildim. İçindeki şeyler azaldı. Görüntü netliği azaldı. Hala şu an var. Çok az lekeler dışında hepsi çıktı. Sadece bazı gölgeli yerleri veya simleri kaldı. Gümüş parlak renkteki. Şimdi yaldız boya ve sprey boya büyük bir ihtimalle cifte problem yaratacak. Çünkü bunların içinde tinerle çıkabildiği için metalik özelliği fazladır. Benim şu an bunu uygulayacağım zaman nasıl bir sonuç alacağım bakalım, tahmin ettiğim gibi mi? Cifi koyduğum an bu tarz boyalarda kararma olur renkte. Şu an bunda da o şekilde olursa büyük bir ihtimal metal içerikli olduğu için çok fazla tavsiye etmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Kararma oldu mu? Evet oldu. Parlaklığı gitti. Maviye döndü. Ve sadece şu an deterjanla değil sürterek çıkarmış oldu. Yani bunu sürttüğüm için aslında çıktı. Deterjandan dolayı çıkmış olmadı. Ama tamamen silinebilir mi? Evet, silinebilir. Uğraşırsanız o bölgede herhangi bir leke olduysa veya çocuklar bir şey yaptıysa, siz duvarı silerken hangi görüntüler ortaya çıkacak onu gösteriyorum aslında. Amaç burada boyanın çıkıp çıkıp çıkmama ihtimalinden daha çok çocuk duvara herhangi bir leke yaptı, siz gittiniz orayı ciflediniz ve desenin üstüne denk geldiğiniz zaman desendeki sonucu size aktarmaya çalışıyorum. Şu an ayna efekti. Ayna efektinde de aynı şekilde kararma olursa beze cif yapayım bir saniye. Ayna efektinde de kararma olursa bu içindeki metallerin bizim için kullanılabilir olmadığını gösterir. Yani bize öyle bir yumuşak gümüş rengi olacak ki silerken
Kararmayacak. Mesela ayna efekti bu şekilde oldu. Şöyle şurada gösterecek olursam. Duvarı ciflediğimde bu şekilde elime gelmiş oldu. Desenimiz yine bundaki sürtünmeden dolayı çıkmış oldu. Şimdi en merak ettiğim, ben de sizin gibi sprey boya. Çünkü sprey boyayla çok fazla duvar çalışması yapıyorlar. Ben kamerayı tamamen ayarlayıp elimde oynamak istemiyorum sürekli. Hemen onu ayarlıyorum. Hemen ayarladım çünkü sürekli oynadığım zaman da hem ben zorlanacağım hem izlerken siz zorlanacaksınız. Bu bayanlar için en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sprey boyaya da cifi yaptığım an kararırsa bu benim için iyi bir sonuç değildir. Evet, aynen. Kimyasal madde diğer kimyasalla birleştiği zaman bana bu sonucu verdi. Bakın. Tamamen parlaklığı gitti. Diğer kapkara bir görüntü kaldı bana. Oldu ki çocuk buraya bir şey döktü. Altlarda yıldız var. Sildiğim zaman sizin yıldızınızın bütün parlaklığı gitmiş oldu. Şimdi yine yaldız boyaya sürecek olursam, diğer tarafta gümüş renginde zaten yaldız boyayı denemiştik. Sadece sürtünmeden dolayı çıkıyor. Cifliyorum, cifliyorum. Çok fazla bir bozulma olmuyor. Kadens. Akrilik boyalarımız birazcık gidiyor. Şeklimiz bozulacak böyle bir sildiğimiz zaman. Evet, sonuçlarımız bu. Duvarımızı da sildiğimiz zaman bizim duvara yaptığımız resim, maalesef çöp demiyorum ama çocuk odasında özellikle bunu kullanacağımız zaman silmemeniz gerekiyor. Hangilerini silmemeniz gerekiyor? Gümüş rengi akrilik boyayı silmiştik. Onu çok uğraşırsanız silebiliyorsunuz. Aynen yine kadense de çok uğraşırsanız bu şekilde kazıyarak silebiliyorsunuz. Ama diğerleri yaldız boya, ayna efekti, sprey boya ve diğer yaldız boyayı silemiyorsunuz. Bu şekilde kalıyor. Lekeden sonra silerseniz, ovalarsanız deseniniz de bozulmuş oluyor. En çok bozulma sprey boyada tamamen renk değiştirmiş oluyor. Ayna efektinde içini boşaltmış, parlaklığı gitmiş oluyor. Yaldız boyalarda da yine sürtünmeyle silmiş olabiliyorsunuz ama dayanıklılık olarak en çok şu an yaldız boya dayanıklı. Bunu hiç listeye eklemiyorum bile. Çünkü bunu asla oturma odasında kullanamazsınız. Mesela salonda diyelim ki bunu kullandınız. Salonda çoluk çocuk hiçbir yere ellemedi. Öyle bir duvardaysa bunu kullanabilirsiniz ama sonucunda da hiç dokunmamanız gerekiyor. Yani silmeden bir görüntü yapacağız. O şekilde bırakacağız. Başka çaresi yok. Görüntü olarak sprey boyanın görüntüsü çok güzel. Parlaklığı çok güzel ama kullanıma gelince, işte silinmeye gelince, maalesef ben eğer o duvarı silemeyeceksem bence gereksiz. Şu an tiner yaptım, bakalım tiner ne kadar geçirecek. Şu an evet, tinerimiz bu boyayı geçirdi. Ne sonuca vardık şimdi? Sprey boyayla boyadığımız zaman ve tinerle silebildiğimiz zaman, burayı tinerle sildim. Yanlışlıkla ciflemiştim. Tinerle sildim, geçirdim. Hemen tekrar buraya yıldızımı koyup tekrar gümüş rengi yapacağım. Duvarımı onaracağım gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Yok, almayayım arkadaşlar. Ne boyayayım duvara o şekilde, ne de
Hemen burayı silip, tinerle silip, ay bir tane yıldızım eksildi deyip oraya hemen tekrar sprey yıldız bir daha yapmak istemem asla. Ayna efekti tiner çıkartıyor mu ona bakıyoruz. Ayna efektini şu an tiner zor çıkartıyor arkadaşlar. Ciflediğiniz zaman bozuluyor ama tinerle de maalesef çok kolay silemiyorsunuz. Şimdi bunda nasıl bir sonuç çıkartıyoruz? Ayna efektiyle diyelim ki gümüş renkli şekillerimizi yaptık. Oldu ki herhangi bir lekede cifledik. Ayna efektinin rengi bozuldu. Ama tinerle de şu an bayağı bir tek yıldıza bile olsa duvardan temizlemeniz biraz uğraştırıyor. Ayrıca tiner duvar boyasını yumuşatır. Şu an birazcık daha silersem kendi duvar boyam artık kalkmaya başlayacak oradan. Çünkü şu an bu silgi gibi olan maddeler duvarımın kendi boyası. Yani bir yandan ayna efektini çıkartmaya çalışırken bir yandan da benim duvar boyamı üst yüzeyini bozuyor. Bir yandan silip bir yandan konuşunca da sesim yoruldu. Maalesef tamamen tinerle temizleyemiyorum. Bu da zor bir seçeneklerden bir tanesi. Bütün temizliği deneyeceğiz arkadaşlar. Hangisini yapmak istiyorsanız o bölümü izleyebilirsiniz. Videolarımın çoğunda zaten mutlaka önemli detaylara değinmişimdir. Genelde ben yapmıyor muyum? Ben de yapıyorum. Bir şey izlerken bir başına bakıyorum, bir de sonuna bakıyorum. Olay bitmiştir. Anladın mı? Anlamadım. Sadece gördüm oluyor. Ama videolarımda ben olabildiğince birçok soruya cevap verdiğim için o noktaları kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi yaldız boyada hiç tiner denemedik. Yaldız boyada tiner deniyorum. Aynı şekilde sprey boyada olduğu gibi yine hemen tinerle çıkmıyor. Çıkıyor ama ayna en kolay çıkan tinerle sprey boya. İkincisi ayna boya. Ayna boya. Ayna spreyi ay efekti. Tiner. İki yaldız boya, üç ayna diyorum. Tinerle en kolay sprey boya çıkıyor. İkincisi yaldız boya çıkıyor. Üçüncüsü de ayna efekti en zor çıkan boya. Benim duvar boyamı da böylelikle bozmuş oluyor. Yaldız boyayı sarıda deneyelim. Pardon. Tineri yaldız boya da deneyelim artık. Kafam karıştı. Tamam, birazcık daha tiner yapıyorum. Bu da kadense zaten tiner yapmama gerek yok çünkü öyle bir kimyasal şey yok içinde. Su bazlı olduğu için onu sadece cifle sürterek çıkartabilirim. Sonuçlarımız şimdilik bunlar arkadaşlar. Şu kalem asitatlı bir kalem mi? Ona da bakalım. Çünkü asitatlı bir kalemse bu da tinerle mutlaka kendini belli edecektir. Evet. Bu farklı bir kalem olduğu için çıkmamış. Çünkü akrilik olan yer su ile hemen çıkmıştı.
Burayı birazcık daha silersem zannediyorum çıkartabilirim. Şu an silmekle uğraşmayacağım. Şimdi sonuca gelecek olursak ben neyi öneririm? Neyi tavsiye ederim? Neyi yapmamı önerirsiniz? Hangisi kullanışlı olur? Onları gözden geçirelim ve videomuzu burada bitirelim. Birçok soruya cevap olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuzda neler yaptık? Birçok soruya aslında cevap olacak şeyler yaptık. Kimyasal boyalar, akrilik boyalar, sprey boyalar, hepsini denemiş olduk. Benim fikrimi sorarsanız, peki duvarda bu çalışmayı neyle yapabilirim? Süngerle yaparsanız desenleriniz çok düzgün çıkmaz arkadaşlar. Ben daha çok eğer bir şey yapacaksam simetrisine, keskinliğine ve kenar hatlarının çok düzgün çıkmasına özen göstermeye çalışırım. Çünkü su kabağında yaptığım gibi çok ince bir detaydır. Hat sanatı gibidir. Bir yeri boyuyorsak kenar kısmının tamamen yuvarlak olması lazım. Böyle elle çizilmiş bir yuvarlak gibi değil. Bunu süngerle yapmanız işte o noktada çok zor. Ha, yapılmaz mı? Yapılır. Pıt 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 her yere bir yıldız atarsınız süngerle. Okey, bitti. Ama eğer kenarları düzgün olmasını istiyorsanız süngeri tavsiye etmiyorum. Düzgün keskin hatlar istiyorsanız stencil'la çalışmanız gerekir. Stencil'ı da kendiniz yapmanız bu noktada daha avantajlı. Birçok şekiller yapabilirsiniz. Büyük yıldızlar, küçük yıldızlar, işte başka şeyler. Şekil olarak tamamen bu size kalmış bir seçenek olur. İkinci olarak ne önerebilirim? Şu an burada denediğim rich boyayı önerebilirim. Silmek istiyorsanız da o alanda iyice bir ciflemeniz lazım. Kadens boyayı önerebilirim. İkisi de su bazlı boya olduğu için onu da cifleyerek silebilirsiniz. Yaptığınız mesela duvarın hepsini doldurduğunuz şekillerle. Oldu ki alt bölümde, çünkü duvar bütün çalışılan bir detay. Sadece yatak üzerine çalışıyorsanız bile çocuk elini atar, kolunu atar, çikolata bulaştırır, bir şey bulaştırır. Sizin onu silme noktasında deseniniz bozuluyorsa işte o noktada o yıldızı hemen cifleyin. Tekrar tabii yerine yeni bir yıldız koyun. Ben şahsen o şekilde uğraşmak istemezdim. Çünkü sildiğiniz yerin ne kadar silerseniz silin alttaki zemin boya çizilmiş olur. Sizin oradan bir şey sildiğiniz belli olur. Kullanmaya gelince maalesef böyle açık ve net anlatmak gerekirse. Süngeri söyledik. Stencil'da Rich'i tavsiye edebilirim. Kadensi tavsiye edebilirim. Biraz önceki söylediğim gibi aynı efekti olmaz. Sprey boya olmaz. Sprey boyayı yaptığınız an cif hemen bozuyor. Islak bez hemen üstünün parlaklığını alıyor. Tinerle çıkartabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi tineri de oradan temizleyip tekrar yeni bir yıldız koymanız gerekiyor. Görüntüyü bozmamak için. Ama çocuklar ellerini duvara sürüyor. Tekrar ağzına sokabiliyor. İşte o sprey boya da çocukların kimyasalla etkileşim içinde olmasını istemem. Diğer seçenek, ben olsam ne yapardım? Küçük bir çocuğum olmuş olsa bunları sökmeyecek, bir de o var. Bunları söküyorsa zaten çabuk çıkıyor, yine bir şey olmuyor. Siz gidin yapıştırın. Ya da üst bölümlere yapın. Dalgalı şekilde atın. Eğer bunları sökmeyecek yaşta bir çocuğunuz varsa bunlarla süsleyebilirsiniz. Şu birazcık daha zor çıkıyor. Mantar gibi olan. Bu da aynı şekilde duvar kağıdı gibi yapışıyor. Bu da zor çıkıyor. Astılınca yırtılır belki çıkartmaya çalışırken. Şu parlak olan kolay çıkıyor. Diğeri de zaten kartondu. Siyah karton. Stencil'ın kartonu. Bu şekilde de bir çalışma yapabilirsiniz. En sağlıklı olanlar yapıştırma olanlar. En azından
yapıştırmayı çok hafif bir fön makinesiyle ısıtıp hemen oradan çıkartabilirsiniz. Böylelikle duvarı da tekrar boyamak zorunda kalmazsınız ve daha temiz bir görüntü olur. En azından çıkarttığınız zaman uğraşmazsınız. Çocuk odasında bunu yapmak istiyorsanız çok fazla renklere, çocuk odasında koyu renkler daima göz yorar. Şimdi çocuk odası dekorasyonuna çok hafif değinip olayı bitireceğim. Koyu renkler kullanırsanız çocuğun göz rengi ve dikkat algısını yorar. Bu da onun dikkat bozukluğuna sebep olur ve yorucu, stresli olmasına sebep olur. O yüzden çocuk odasında olabildiğince hafif tonlar kullanın. Perdeler ve yatak örtüsü, nevresim takımları, çok fazla renk ve karmaşık desenler olmasın. Yerdeki halı çok karmaşık desenler olmasın. Çocuğa hitap eden, çocuğun özelliğine hitap eden bir dekorasyon olsun. Çünkü bütün karmaşıklıklar bir araya geldiği zaman çocukta çok fazla stres etkisi yaratır. Bunu da zaten siz gözlemleyebilirsiniz. Odayı ne kadar sade ve düzenli tutar, çok küçük rötuşlar yaparsanız onun alanını da genişletmiş ve sadece tek bir detaya maruz bırakmış olursunuz. Böylelikle gözünün takılacağı çok fazla şey olmaz çocukta. Kendisini de başka şeye kolay aktarabilir. Başka söyleyebileceğim, çocuk odasında en önemli detaylara değindim zaten. Çok fazla koyu renkler yok. Düzenli bir oda, soft renkler ve ışık, beyaz ışık kullanmazsanız, beyaz ışığa çok maruz kalırsa o da stres yapıyor. Sarı tonları da veya masa üstü ışıkları veya tavana yansıyan ışıklar. Onun dışında süslememiz bitti. Birçok soruya cevap olabilmişimdir umarım. Birçok konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Sahte abone kullanmıyorum arkadaşlar. Size aslında ondan da bahsetmek istiyorum. Tabii kimler videonun sonuna kadar izleyecek, kimler neyi bekleyecek, kimler hangi soruya cevap bulacak onu bilmiyorum ama size bahsetmek istediğim bir konu. Ben YouTube kanalını Ocak ayında açtım. Ve Ocak ayında YouTube kanalı diyor ki, o da bana denk geldi. 4000 saat izleme ve 1000 aboneden sonra kanalınızı incelemeye alıyoruz. Bizden onay aldıktan sonra diğer bölümlerinizi etkin hale getirebiliyoruz. Peki, okey. Ben şu an 4000 saati çoktan geçtim bile. Bu konuda sizin abone desteğinize ihtiyacım var. Abone de söylediğim gibi herhangi bir karşılığı olan bir şey değil. Sadece TV kanalında veya işte Facebook sayfasında takip ettiğiniz sayfalar gibi bir şey. Instagram'da da aynı şekilde beğendiğiniz yerleri nasıl ki takip butonuna basıyorsanız YouTube kanalında da abone ol butonuna basmanız bizim için daha fazla bir destektir. Sahte abone kullanmıyorum. Bunu yorumlarda sormuşsunuz ne demek diye. Sahte abone yapma kanalları var. Sizi o şekilde oralara davet edip karşılıklı sahte abone oluyorsunuz. Yani ben onun kanalına, o benim kanalıma abone oluyor. Çoluk çocuk herkes birbirine karışıyor ve kitle olmuyor. Ve YouTube bunu fark ederse kanalı incelemeye aldığı süre içerisinde mesela biri abone olmuş, öyle kalmış, unutmuş. Bunu direkt sahte abone olarak düşürüyor ve bunun karşılığında da kanalınızı kapatabiliyor. Hiç böyle bir şeye girmedim. Girmek de istemiyorum. Bir keresinde denk geldim ve hemen geri çıktım. Bu yüzden de şu an kanalın 1000 abone olmasını bekliyorum. 1000 abone olduktan sonra daha çok testler yapacağız. Daha çok boyalara değineceğiz. Objeler yapacağız. Ne kadar az maliyetle inanın o kadar çok güzel şeyler var ki yapabileceğimiz. Hemen her şeyi gidip satın almakla olacak şeyler değil bazı şeyler. Ki zaten bunları da biz yapabiliyor durumdayız. Fırçayı elinize alıp boyama yapmak istiyorsanız zaten kafanızda birçok hayal canlanmıştır. Sadece size örnek lazımdır, sonuç lazımdır.
Kimilerini kullanabilir miyim? Silebilir miyim? Cifleyebilir miyim? Kadınların en çok sorunu zaten bu. Olabildiğince onlara değinmeye çalışıyorum. Birçok konuda da sorularınıza istinaden videolar hazırlamaya çalışıyorum. Bu konuda yardımcı ve destek olursanız çok sevinirim. Sevinirim. Diğer projelerde görüşmek üzere. Çocuk odalarınızın fotoğraflarını bekliyorum. Sonuçları aktarırsanız çok sevinirim. Her türlü yorumu önemsiyorum. Her türlü yorumu benimsiyorum. Olabildiğince hepsine karşılık vermeye çalışıyorum. Yeter ki içiniz rahat olsun diyorum. Ben bunu bana mesaj gönderen birçok kişiye zaten aktarıyorum. Çünkü kendim şu an memnun olmadığım hiçbir sonucu size kalkıp da "Aa evet bu çok güzel, hemen boyayın" diyemem arkadaşlar. Benden öyle bir şey beklemeyin. Bana soruyorlar, şurayı nasıl yapabilirim, burayı nasıl yapabilirim, hangi boyayı kullanabilirim. Ben de bütün boyaları kullanıyorum. Birçoğunun kimyasal özelliklerini biliyorum. Neyin nerede kullanılacağını az çok tahmin edebiliyorum. Buna dayanarak da size olabildiğince sağlam sonuçlar vermeye çalışıyorum. İşte bu noktada tıkandığım yerde size bunu video ile aktarıyorum. Çünkü telefonda ben bu olayı bahsetmiş olsaydım kafasında canlandıramayacaktı. Biraz uzun bir konuşma oldu ama benim için önemliydi bu. Çünkü genellikle çocuk odalarında yaşadığımız bir konu. Yapıştırın, karton yapıştırın mesela. Bunu anlatmaya çalıştığımda karton, yani nasıl bir karton? Koli aklına geliyor insanın. Sürekli orada yazmak, bu tarz kağıtlardan bahsetmek karşıdaki insanın ne hayal ettiğine bağlı benim anlattığım. Ben şimdi ona derim ki ya kırtasiyelerde bir kağıt var. Çok da güzel bir kağıt. Onu kesiyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Ama işte bunu anlatma noktasına geldiğim zaman karşı taraf ne kadar neyi hayal ettiyse bana tekrar farklı bir soruyla "Nasıl bir kağıt? Yapışıyor mu? E peki yapışmıyorsa ne yapacağım?" Ya da işte "Benim aldığım kağıt öyle çıkmadı, böyle çıktı. Siz söylemiştiniz ya kağıt yapıştırabilirsiniz" gibi artık sonsuz soru işaretiyle şeyler geliyor, fikirler geliyor. O noktada fikirler çarpışa çarpışa da zaten ortaya bir gerçek çıkıyor. Olabildiğince aktarmaya, olabildiğince yazmaya, olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Bir noktada da görüntüler olması gerekiyor. İşte o noktada bu noktaydı. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.